İstanbul'da seçimler yenileniyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kısaca alabilir miyiz? Ya kendi şahsi fikrim, yani bir tarafım yenilensin diyor, bir tarafım yenilenmesin diyor. Yani ikiye bölünmüş durumdayım. Ama sonuçta Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu bir karar. Saygı duyuyorum. Peki siz neden karar veremediniz? Evet. Ya şimdi tabii ki de ben reyim belli. Hani bir taraftan seçimlerin yenilendiğini hani sevinen taraftanım, tamam mı? Ama diğer taraftan da yani kazanılmış bir taraf var. Onun haklarının yani elinden alındığını düşünüyorum. Diğer tarafta da acaba diyorum doğru mu yani yapılanlar, söylenenler. Anladın mı? Yani bu tür şeylerden dolayı ikiye bölünmüş durumdayım. 23 Haziran'da sizce kim kazanır? 23 Haziran'da şu DSP'nin adayını çektikten sonra Mollaoğlu'nun da eğer adayını çekerse yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağını düşünüyorum. Seçimin tatil dönemine denk gelmesi bir oy dağılımında etki eder mi peki sizce? Ya şimdi ben şöyle düşünüyorum. Zaten artık ikiye bölündü. Yani seçmen şöyle düşünüyorum. Her iki tarafta da her iki taraf çok iyi hazırlanacak. Bence tatile gitmeyip yani sadece seçimde oy kullanabilmek için burada kalacak insanlar olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra hani %95, %94 yani %90'dan fazla bir katılım olacağını düşünüyorum yani. Yani Peki, çok sağ olun. Siz ne rica ederim. düşünüyorsunuz? Ya ben de aynı arkadaşın şeyindeyim. Çünkü seçimi haksızlıkla iptal ettiler. Yani haksızlıkla. Yani seçimde hiçbir şaibe yok. Kendiler de biliyor. Hiçbir şaibesiz olarak da seçim iptal ettiler. İptal olmamalıydı ama yine 14 bin oyla geldi. Şimdi 60 bin oyla gelecek İmamoğlu. Tercihimiz İmamoğlu. İmamoğlu'na bir haksızlık var diyorsunuz kısaca. Evet, çok haksızlık yapıldılar. Çok. Yani mazbatasını elinden alarak çok haksızlık yaptılar İmamoğlu. Yok öyle diyor, yok böyle diyor diyorlar ama yani ben inanmıyorum. Halk da inanmıyor. Aynı zarfta 4 oy varken bir oyun sadece öyle dine yorum yapılması çok yanlış. Burada tabii YSK'nın da taraflı davrandığına inanıyorum. Külliyen geçmişte de bunu zaten YSK bunu hep yapıyor. Geçmişte de Doğru Yol döneminde de yaptı. AK Parti'nin ilk geldiği dönemde 9,80'den Doğru Yolu sistemin dışına attılar. ANAP'ı Doğru Yolu sistemin dışına attılar. %34,5 oyla meclisin %65'ini elde ettiler. Yani resmen YSK eliyle nasıl desem Türk seçmeninin iradesini gasp ettiler o dönemde ve hala bu böyle sürüyor gidiyor. Tabii o dönemde bu işin arkasında Fethullah Gülen'in ekibi olduğu söyleniyordu. Şimdi kim var bilemiyoruz ama İmamoğlu'na büyük haksızlıklar yapılıyor şu anda. Peki bu haksızlık sizde İmamoğlu'na olumlu yansır mı AK Partililerden? Olumlu yansıyacak. Bu benim etrafımda insanlar var, AK Partili olanlar var. Biz bile artık bu gaspa dur diyeceğiz diyorlar. Biz bile vermeyeceğiz diyorlar birçoğu. İmamoğlu yeniden kazanır diyorsunuz kısaca. Kazanacak, kesinlikle kazanacak. Ben o görüşteyim. Tabii bir de şöyle bir durum var. Yani yanlış bir yorum yapmak da istemiyorum. Neticede bu yayınlanacak olan bir şey olduğu için. Nasıl yorum yapsam? Yani düşün. Haksızlığa han mı uğradı yani? Tabii ki kesinlikle haksızlık var. Kesinlikle haksızlık var. Ben misal Beykozluyum, örnek veriyorum. Şimdi diyorlar ki o öyle de bu niye böyle? Biz işte o kadar ilçe aldık. Niye meclis? Alamazsın. Çünkü ben misal Trabzonluyum kendim. Trabzon Sürmeniliyim. Ben ırkçılığı da hayatta sevmem. İnsanları ayrıştırmayı vesaire. HDP burada aday çıkartmamış. Saadet Partisi'nin adayı bir yok. Bir tarafta DSP'nin adayı zaten bugün çekti o adayı. Hiç adayını şey yok geçmiş dönemden mi? Biz nasıl almadık? Tamam İYİ Parti'nin de adayı yok. İlçe bazında baktığınız zaman misal Beykoz'da İYİ Parti %8,5 aldı. Saadet Partisi %3,5 aldı. Ha, HDP'nin oyunu ben bilmiyorum ama
büyük şehir oylarına baktığınız zaman doğal olarak ilçede onlara verdiler ama büyük şehirde de İmamoğlu'na verdiler. Aynı makası görebiliyorsunuz neticede. Peki, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi günler. Merhaba. İstanbul'da seçimler yenildiğini diyor. Bununla ilgili kısa bir düşüncenizi alabilir miyiz? Ne gibi yani seçimle ilgili derken? Doğru bir karar mı? Yanlış bir karar mı? Vallahi onun Yasikan'ın vermiş olduğu bir karar. Belirli bir şey oldu diye yani bu seçimleri iptal ettiler. Verilen itirazlar da hep yasal itirazlar doğrultusunda seçimi iptal ettiler. Artık önümüzdeki seçimlere bakacağız artık ailesiyle. Peki 23 Mart'ta sizde seçimlerde sonuç değişir mi yoksa İmamoğlu yeniden kazanır mı? Vallahi bilmiyorum ki, o değişebilir de seçimlerin itiraz edilen %10 sandıklarda %10'a açıldı. Fark 30 binden 14 bine düştü. 29 binden daha 14 binlere kadar düştü. Normalde geriye kalan %90'ı onun hesabını normal matematiğini yaparsan kazanabilir yani Binali Yıldırım'da kazanabilir. Ama tabii ki zor. Tek Binali Yıldırım bir, diğer partilerin hepsi bir blok halinde. Biraz zor ama kazanabilir yani. Peki seçimin tatil dönemine denk gelmesi, milletin halkın tatile gitmesi bu olumlu mu etkiler, olumsuz mu, kimini nasıl etkiler? Yok. Birçok insan zaten hepsi iptal etti zaten. Tatilini iptal etti. Köye gidenler zaten dönecek. Mesela ben köye gidiyorum, döneceğim seçimde. Yani hiç tahmin etmiyorum onu. Çoğu dönecek yani. Bu seçimde dönerler. Bir önce bu seçim diğer seçimlere oranla daha farklı bir seçim yani. Çünkü burada bir blok var. Cumhur İttifakı'na karşı bir de Millet İttifakı diyorlar mesela. 10 partiye 2 parti bir taraf yani, değişik. Katılım yüksek olur yani. Katılım yüksek. Bence öyle bekliyorum ki burada kullanılmayan 1 milyona yakın oy vardı. Onlar da katılacak diye düşünüyorum ben yani. İyi, çok sağ olun. Merhaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde seçimler yenileniyor. Bununla ilgili kısaca düşüncelerinizi alabilir miyiz? İlk seçimlerde halkın genel iradesinin ben sandıktan Ekrem İmamoğlu adına çıktığını düşünüyorum. Ama sonraki seçimin tekrar yenilenme ve tekrar 23 Haziran'da yapılmasıyla ilgili ciddi şaibe oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü sandık tekrar sayıldı. Eğer sadece belediye başkanlığı seçimi yenilenecekse bir zarfın içine konulan 4 pusula vardı. Diğer seçimlerin de yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece belediye başkanı için değil, ilçe seçimlerinin de yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yanlış bir karar olarak değerlendiriyorsunuz yani. Yani bilemiyorum. Hani halkın iradesi ilk seçimlerde İmamoğlu dedi. Eğer tekrar seçim yapılacaksa yanlış bir karar olarak değerlendiriyorum ben kendi adıma. Peki halkın iradesi 23 Haziran'da size ne der? Yani o konuda bilemiyoruz inşallah. İstanbul için hayırlı bir sonuç elde edilir. Seçim dönemi tatile denk geliyor. Bu sizi olumlu mu, olumsuz mu, nasıl etki eder? Ya oyunu eğer gerçekten oyuna sahip çıkacak vatandaşlar kullanacaksa oylarını, çok toparlayamadım cümleyi ama herkesin oyuna sahip çıkıp tatil planını da ona göre yapması gerekir diye düşünüyorum. Anladım. Çok sağ olun. İyi günler. Merhaba. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde seçimler yenileniyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kısaca düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yenilenmesi mevzuatı tabii birinci yapılmış olan halkın iradesine karşı gelen bir olay oldu yani. Neden oldu? Çünkü herkes gitti sandığa, oyunu kullandı. Eğer bu işte bazı bir aksaklıklar varsa o zarfın içinde 4 tane şey vardı. O 4'ün birden iptal edilmesi lazım. Onun bir tanesi nasıl oldu hala anlayamadık yani. Hala kafamız karışık. Peki 23 Haziran'da sonuç ne olur? 23 Haziran'da konusu şöyle olur. Bir kere halkın çoğu tatile gidecek. Öyle bir zamana denk geldi ki şöyle düşünün. 3 yaşında 5 yaşında çocuğu olan, oy kullanmış olan buradaki olan hanımefendiler tatil yöresine gidecekler. O çocuklarını bırakıp nasıl gelecekler buraya? Yani burada tabii yani bir yerde yaz tatilinde, çünkü bu zamana kadar seçilmek bir yaz tatilinde yapılmazdı. Yani genelde böyle bir oldu. Tabii bu da her şeyin hayırlısı. Vatan millet için hayırlı olsun diyoruz. Ama gene de hala anlayamadığımız sualler var. Onların cevabını alamadık. Seçim tarihinin tatile denk gelmesi için hatalı bir dönem yani.
Gayet tabii hatalı dönem. Yani neden hatalı? Çünkü 24 Haziran okullar tatil olmuş olacak. Bütün herkes boşalmış olacak. Yani bir durum mahkemesi yaptığın zaman İstanbul yarısı boşalıyor yani. Ya çünkü neşe itibariyle herkes tatil yürüsün. Okullar tatil olduktan sonra gittiklerinden dolayı bir şey oluyor. Negatif bir olay oluyor. Ama çoğu insan da gitmeyeceğini, çünkü sağduyuyla hareket edeceklerini tahmin ediyorum. Gidenler de geri döneceklerine inanıyorum ben yani. Peki, çok sağ olun. Merhaba. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde seçimler yeniliyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yeniliyor. Boşu boşuna yeniliyor. Yani hiç ihtiyacı yok. İhtiyacı yok ama yalnız bu sefer İmamoğlu full götürecek Allah'ın izniyle. 7 tane çocuğum var, 7 tane oyu var. Daha doğrusu 10 tane çocuk var da 7 tane şu anda oyu var. O 7 tane full İmamoğlu'na gidecek. Söz veriyor. İmamoğlu'na haksızlık mı var yani? Haksızlık hem de nasıl haksızlık? Şimdiye kadar daha önce AK Parti'ye veriyorum. Ömrü bile AK Parti Tayyip Erdoğan 2023'ü bekliyor. 2023'te 10 tane oyum olacak. Kur'an-ı Kerim tek bir tane oy vermeyecek. Verdirmeyeceğim de. Peki 23 Haziran'da ne olur? Değişir mi sonuç? 23 Haziran 7 tane oyum var. Her 7 de İmamoğlu'na. Değişmez mi sonuç? Yok, değişmez. 2023 için diyorum. 2023 Tayyip Bey bekliyor. Tayyip Bey 2023'te 10 tane oyum olacak. 10 tane oyun bir tanesini alamaz. Peki, çok sağ olun. İyi günler. Merhaba. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde seçimler yeniliniyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi iyi düşünmüyorum Dobram. Haksızlık var. Adam kazandı. Adamı elinden geri aldılar. Bir şeyler yaptılar. Bilmiyorum. Acaba bu ikinci seçimin paralarını kimden alacaklar ki? Bizden alıyorlarsa biz seçim istemiyoruz. Seçim oldu, bir kere oldu seçim, değil mi? Tamam, oldu. Ha, kötü bir şeyler varsa o zarfın içinde oyun hepsinde var. 4 tane varsa 4'ünde de vardır. Bir bardağa bir tane pislik atarsan bardağın her tarafı pis olur. Ha, ben bunu kabul etmiyorum. Bir tane olmaz. Seçim olursa hepsini yapın. Yeniden yapın. Peki 23 Haziran'da seçim sonucu değişir mi? Değişecek Allah izin verirse. İmamoğlu alması lazım. Zaten o alamazsa geleceğimizde bir güvencim yok benim. Ben kime güvenim? Devlet yok. O devlete güvenmeyen bir defa. Neye güvenim abi? Devlet olsa haksızlık olmazdı. Ben o kadara güvendiydim ki bu devlete, İmamoğlu'nun elini almaz diye aldı. Haksızlık yaptı. Hem vallahi haksızlık hem billahi haksızlık, yeminle söylüyorum. Gitsinler evlerinde çocukların yüzüne nasıl bakacaklar, utanmayacaklar. Seçim yaza geliyor. Herkes tatile gidecek milletin. Abi gitmesinler. Köylerden bile geri gelsinler. İmamoğlu için değer yani. Delikanlı adam. Yani ömrümde ilk defa bir delikanlı adam gördüm. Ben met adam hastasıyım. Yalanı yok, şeysi yok. Göründüğü gibi. Biraz da tanıyorum ben onu. Güveniyorum da met adam. Ben konuşacağım böyle toprağım. Peki, çok sağ olun. İmamoğlu'na onu da söyledim. İmamoğlu'na önce bir tane oy verdim. Şimdi 5 tane kadar vereceğim bir kişi olarak. Bulacağım. Adam toplayacağım. Bulacağım. Vereceğim abi. Böyle biz delikanlı hastasıyız. Met hastasıyız. Peki, çok sağ olun. Merhaba. Merhaba. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne seçim yenileniyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Seçim yenilense bile yine Ekrem İmamoğlu kesin kazanacağından bundan biz eminiz. Kendim görüşüm. 23 Haziran'da sonuç değişmez yani. Daha fazlasını alacak. Yani onun belki de 20 bin daha fazlasını, 30 bin daha fazlasını alacak. DSP'de nasıl olsa ayrıldı. Bu tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun daha güzel olacak. Sadece DSP'nin adayını çekmesiyle mi bağlıyorsunuz bunu? Hayır. Halka da şey yapıyoruz. Artık halk tamamen güvenini şey yaptı. Kazanmış oldu Ekrem İmamoğlu'nun. Onun için vermeyenler bile bu sefer verecek. Yani arkadaşlar grubunda konuşuyoruz. AKP'liler bile diyor ki bu sefer biz vereceğiz diyor. Çünkü çok büyük haksızlık oldu. Seçim yaza denk geliyor. Peki bu etki eder mi? Şöyle etmez. Herkes tamamen gücüyle gelecek. Ben bile Yalova'da oturuyorum. İstanbul'da oy kullanacağım. Kesin geleceğim. Yani iki elim kanda olsa geleceğim. Ve arkadaşlarımı da getireceğim. Gerekirse onların yol parasını bile ben karşılayabilirim. Yani o kadar şey yapıyorum. Tatilleri iptal edin yani diyorsun. Kesin. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne seçim yenileniyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya hakkımızda, vatandaşı, milletin hakkında, İstanbul'un hakkında hayırlısı neyse Allah onu nasip etsin. Demek ki böyle hayırlısı böyleymiş.
İnşallah halkımız için hayırlısı olur. 23 Haziran'da peki ne olur? Valla görüşümü sorarsan Binali abi kazanacak. Objektif olursanız ne olur? Valla bilmiyorum, yani benim görüşüm o. Yani o kadar adaletsiz haksıza uğradığı belli, ortada olan bir şey. Ben taraf tutmuyorum, yanlış anlama. Ne AK Parti, ne CHP, ne BDP. Ama gerçeği söylemek lazımsa bu adam yıllarca çalıştı, yaptı, her şey göz önünde. Ulaştırma Bakanlığı yaptı, her şeyi yaptı. Doğruya doğru. Ama adamların oyu kim ne diyor desin, ortada belli olan bir şey. Peki seçimin yaza denk gelmesi nasıl etki eder? Neye gelmesi? Yaza denk geliyor seçim. Millet, halk tatile gidiyor. Eğer vatanını, bayrağını vicdanen düşünen varsa yaz kış fark etmez. Gidecek orada elini vicdanına koyup oyunu kullanıp gelecek. Ben öyle yapacağım. Çok sağ olun. İyi günler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçimleri yenileniyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyoruz? Valla her şeyin hayırlısı olur inşallah. Her şeyin hayırlısını diliyoruz biz vatandaş olarak. Hayırlı olursa hepimiz için hayırlı olur. İyilik istiyoruz, barış istiyoruz yani. Peki karar doğru mu sizce iptal edilmesi? Karar tabii, kanunun verdiği karar doğrudur. Biz kanuna inanıyoruz. Her şeyin doğruluğuna neyine inanacağız başka yani? Kanuna inanırız. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına inanırız yani. Merhaba. İstanbul'da seçimler yenileniyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben bir şey düşünmüyorum. Normal diyorum. Seçimler şöyle, AK Parti tarafı diyor oyum çalındı. Ötekisi diyor hakkım yendi. Artık millet kullanacak oyunu bir daha deneyecekler. Doğru bir karar mı, yanlış bir karar mı sizce? Valla yanlışsa şimdi bu seçimde ortaya çıkacak şimdi. Eğer tekrar İmamoğlu kazanırsa buna yapacak bir şey yok. Peki kim kazanır sizce? Valla bana kalırsa 3-4 parti bir şey destekliyor şu an İmamoğlu'nu. Yüzde bilmem ne kadar oy var. Bu terörü destekleyen parti var ya. O destekliyor. Saadet destekliyor. Şansı var İmamoğlu'nun. Peki seçim yaz dönemine denk geliyor. Bu etki eder mi sizce? CHP'liler tatile gitmez, oy kullanır. Ama bu seçimin sebebi muhtarlar olmuştur. Anadolu'ya binlerce kişi oy kullanmaya gitti. Yoksa AK Parti alırdı bu seçimi. Yani AK Parti falan değilim ha. Ama bir gerçek var. Vallahi proje diyorlar. Bir de sana söyleyeyim İmamoğlu. Yakışıklı, iyi, güzel, çalışkan, görünüyor ama konuşmaları hep FETÖ ağzı. Bunu da söyleyeyim sana. Şey de aynı şekilde, İyi Parti'nin başkanı da öyle. İyi olacak diyor. Öteki güzel olacak diyor. Bunlar FETÖ ağzı oldu diyoruz hep. Peki, çok sağ olun. Merhaba. Merhaba. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçimleri yenileniyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? İstanbul Büyükşehir Seçimleri Belediyesi'nin yenilenmesinde esas karşıyım. Olmaması lazımdı. Ama tekrar olduğu için Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını istiyorum. Her şey daha güzel olur. Seçim yenilendiğinde 23 Haziran'da sizce sonuç değişecek mi? Sonuç değişmeyecek. Tekrar aynısı olacak. Ekrem İmamoğlu yine Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Açık efendim. Açık ara farkla diyoruz. Her şey çok güzel olacak. Peki seçimin tatile denk gelmesi, halkın tatile gidip gitmesi bu etkiler mi sizce? Yok, etkilemez. Zaten tatil dönüşü, bayram dönüşü olacağı için etkilemez. Kaldığı yerden devam edecek Ekrem İmamoğlu. Öyle görüşüm. Görüşüm ama. Ekrem İmamoğlu diyoruz. Tek çare. Peki, çok sağ olun. Hayırlı işler. Merhaba. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde seçimler yenileniyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi benim ilgim İmamoğlu'nun hakkı yiyilmiş. Kazanmıştı. 15 bin oy farkla kazanmış iken seçim kurulu bunu iptal etti. Hakkı yenildi. Ben bunu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Seçim kuruluna açıkça söyleyeyim, dörbül yapılmış. Kim yapmışsa. Peki 23 Haziran'da sonuç değişir mi sizce? Efendim? 23 Haziran'da kim kazanır? Yine İmamoğlu kazanacak. Hak yerini bulacak. Hem de büyük çoğunlukla kazanacak. Çünkü halk her şeyi gördü, anladı, dinledi, iyice aklı olduğunu ve efendi bir adam olduğunu da öğrendi. Daha fazlalıkla, yani en az 100 bin, 200 bin oyla kesecek. Ama o bir tarafta yani ne varsa
seferber edecek her şeyi. Paradır, kumanyadır, bilmem nedir, her seçimde yaptığı gibi yapacak ama hiç faydası olmayacak. Çünkü İmamoğlu kazanacak, kazanacak, kazanacak. Ben partisi değilim. Ama haksızlık var, onun için ben diyorum ki İmamoğlu kazanacak. Peki seçimlerin yasa denk gelmesi etki eder mi? Etmez. Çünkü ona göre herkes kendini ayarlar. Bir etki etmez yani. Daha da iyi olur yani. Yazlıklara gitme bakımından söylüyorsunuz ama daha iyi olur yani. Daha serbest, daha soğuk yok, yağmur yok, bir şey yok. Güzel olur.